Yor, ben, bakız, olmaz, mümkün değil. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi dün e, Sayın Kılıçdaroğlu e, bir canlı yayındaydı, KRT'de e, Kültür Radyo Televizyon e, e, Kurumu, e, KRT e, bağımsız bir yayın kuruluşudur, dostumuzdur. Orada canlı yayındaydı ve önemli şeyler söyledi. Ben dün Ankara'dan geldiğim için yolda bir kısmını izleyebildim. Diğeri uçaktaydım. E, tamamını daha sonra izledim ve baktım. E, mitinglerin ötesine geçen önemli açıklamalar yaptı. Orada bir şeye takıldım ben. E, önemli olduğunu düşünüyorum. Sen Kılıçdaroğlu dedi ki ya biz kazanacağız, kesin kazanacağız ama öyle sokağa çıkıp kutlamalar falan yapmayın dedi. Sokağa çıkmayın dedi. E, ya bunun neden söylendiğini bilmiyorum ama yani kazananlar kutlar. Sadece şunu söylemek yeterli orada bence. Hani aşırı kutlamalar yapmayın, taciz edici, tahkir edici, hani aşağılayıcı bir e, dil ve üslupla kutlamalar yapmayın demek daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Öyle de demek lazım. Ama asıl sorun şu. E, bir de işte sokağa silahlı insanlar çıkabilir falan gibi e, şeyler de söyledi. Ya %60'la %50'nin üzerindeki bir oyla kazandığınız zaman sokağa çıkacak e, silahlı e, bir takım çetelerle ya da silahlı bir takım milislerle ya da paramiliter kuruluşlarla, sadatçılarla falan bu ülkenin güvenlik güçleri uğraşır. Güvenlik güçlerinin işidir o. Yasa dışı bir kalkışmadır o çünkü o saatten sonra. Bu ülkenin ordusu var, polisi var, adliyesi var, jandarması var. Her neyse meşru güvenlik güçleri var. İki, bu ülkede kendi iradesine sahip çıkacak milyonlarca insan var. Kaybedenlerin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Buradaki kritik sorun şudur ama. Kritik sorun şudur. O yüzden dün ben e, Oğuzhan Müftüoğlu ile Sayın Oğuzhan Müftüoğlu ile yaptığım programda önemli bir şey söyledi. Çünkü Türkiye Devrimci Hareketi'nin tarihsel liderlerinden e, biri yaşayan en önemli e, tarihsel lideri diyebileceğimiz gençlik hareketinden gelen dev genç yöneticiliği, e, devrimci yol hareketinin liderliğini yapmış, daha sonra yani 12 Mart'ta, 12 Eylül'de hapis yatmış, hayatında 15 yıl hapiste geçmiş birinden söz ediyoruz. Ee, önemli kitapları olan e, hareketin bir ideolojik e, önderi aynı zamanda. Hayır hiç kimse korkmasın devrimciler vardı. Sadece biz kararlılıkla Kılıçdaroğlu için o istemiyoruz. Seçimin öncesi ve sonrası da önemli dedi. Türkiye'nin devrimcileri, demokratları dikkatli olacak, uyanık olacak. Türkiye'nin devrimcileri var, demokratları var dedi. Şimdi bunu derken bir şeyi kastediyordu tabii. Bir sezgisi var. O yüzden birinci tura Birinci turda bitirilmelidir çünkü birinci tur ve ikinci tur arasındaki 15 günlük süre provokasyonlara daha fazla başvurulacak. Ona daha açık bir süredir çünkü. O yüzden birinci turda bitirmek gerekir dedi. Şimdi asıl sorun şu. Tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yalpalaması, sonuçları açıklamaktan kaçınması ya da kazananı ilan etmekten kaçınması, bunu zamana yayma çabası, sürüncemede bırakma girişimi gibi bir takım tavır ve davranışlarla karşılaşabileceğimiz gibi paralel bir biçimde çünkü bütün sandık sonuçları alınıp ilan edileceği için bizler, Tele1 ve diğer televizyonlar, Ajans, Anka ve Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer Millet İttifakı partilerinin tamamı kayıt tutacaklar. Ve biz anında ilan edeceğiz kimin kazandığını, kimin önde olduğunu, kimin hangi sandıktan hangi sonuç geldiğini biz dakika dakika ekranlara yansıtacağız. Böyle bir kamusal denetim de oluşturduğumuz için halkın iradesinin demokratik bir şekilde tecelli etmesini sağlamaya dönük bir e, gazetecilik görevinde yerine getireceğimiz için biz tabloyu göreceğiz. Bütün mesele şu. Eğer bu e, kazanımı demokratik güçlerin bu e, zaferini ya da seçimi önde bitirdikleri o tabloyu reddetmeye kalktıkları zaman ne olacak? Bütün mesele bu. Orada bu ülkenin, bu ülkenin jandarması da, polisi de, adliyesi de şunu bilir ki herhangi bir iktidarın bir siyasal kliğin değil, onlar kanunların emrindedir. Anayasanın emrindedir. Yasa dışı hiçbir emri kimse yerine getirmez. Yasa dışı emri ancak paramiliter bazı kuruluşlar getirir. Onların hakkından da bu ülkenin güvenlik güçleri ve demokrasi güçleri gelir. Buna dair A, B, C, D planlarının olması gerekir. İnsanların kendi iradelerinin çalınmasına karşı göstereceği refleksi engellememek gerekir. Demokratik bir biçimde kendi e, iradesine sahip çıkabilmelidir insanlar. Hukuk içinde ve demokratik bir biçimde bu konuda, İnsanlar korkutacak, ürkütecek her türlü söylemden kaçınmanın doğru olacağını düşünüyorum. Yapılacak iş şudur, şunu söyleyebiliriz. Evet, o gece değil, ertesi gün, ertesi sabah herkes anında değil, ertesi gün sakin bir biçimde bu demokrasi şölenine dönüştürerek kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan, bütün Türkiye'nin bir demokrasi bayramı olarak ya da bir şenliği, demokratik bir şenliği olarak kutlayabilirler. Bunda da hiçbir sakınca yoktur. Ve zaten meydanların biraz önce dil, sözünü ettiğimiz dili de bunu anlatıyor hocam. Şimdi biz başlık attık ya, Cumhur Savaşı, Millet İttifakı, Demokrasi Şölenine gidiyor. Bugün Mansur Yavaş'ın da, Kılıçdaroğlu'nun da, Ahmet Davutoğlu'nun da, diğerlerinin de, diğer liderlerin de, HDP'lilerin de yaptığı konuşma, konuşmalar, miting konuşmalarına bakın. Birleştirici, barış ve demokrasi talep eden, ülkeyi yeniden kucaklamayı hedefleyen bir kavga dili değil bir barış diline esas alan bir yaklaşım sergiliyorlar. Saldırgan, tehdit içeren, insanları dinsiz, kitapsız olmakta suçlayan değil onlara ait. Dolayısıyla buradan bir tehdit gelmez. Buradan bir tehdit gelmeyeceği açık. Bu insanların da kendi demokratik hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak gibi bir Anayasadan kaynaklanan, Anayasanın daha doğrusu ruhundan kaynaklanan, demokratik geleneklerden ve demokratik kültürden kaynaklanan hakları vardır. Burada hiç e, izin vermemek gerekir. Esas olarak milletin iradesi çalınmaya kalkılırsa ne yapılacak bunun konuşulması lazım. Eğer bir meseleyi konuşacaksak ki bunun içinde erken olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de şu anda gayet iyi bir kampanya yürüyor dilini beğenmesek de Cumhur İttifakı mensuplarının onu ayrıştırıcı, kışkırtıcı, düşmanlaştırıcı bulsak da herkes meydanlarda demokratik bir şekilde mitinglerini yapıyor. Antidemokratik bir biçimde kamu kaynaklarını kullansalar da, kitle iletişim araçlarını kullansalar da sonuç olarak herkes mesajını bir biçimde topluma iletiyor. Çünkü bağımsız medya kuruluşları var, Tele1 var, diğer televizyon kuruluşları, mı, kuruluşları var, Dost, kardeş kuruluşlar var. Hep birlikte Türkiye'de bir demokrasi mücadelesi vermeye çalışıyoruz. Umuyorum ki Türkiye bir demokratikleşme referandumuna dönüşen 14 Mayıs eşiğini de aşacaktır. Buyurun hocam. Evet, hiç, hiç kuşku yok. Hiç kuşku yok. Hiç kuşku yok. Kazanacağız,